Merhaba, iyi akşamlar. Ford günlük grafik. Ford'a Mayıs'ın başında bir kere bir baktık. 6 Mayıs, 5 Mayıs olabilir. Gerçi Mayıs ayında da şey az oldu yani. Seans, tatil, matil derken. O videoda şey demiştim. Yani bir takip etmek lazım. Alttan bir kısa vade bir trend var. Saatlikte belki takip etmek dediğim gibi. O videoda söylemiştim yani. Daha olumlu olabilir. Burada 175'te kırdı onu. 10 lira daha gevşeme getirdi arkasından. Yani olmadı o trend. Tutmadı yani. İkinci temasta kırıldı. O dalga ve aşağıda 165 desteğine yine geldik. Döndük dolaştık. Bu 165 civarındaki desteğe temasımızı yaptık. Şimdi bu alan kırılırsa arada bir 155 civarları olabilir. 155-153 civarları bir destek olabilir. Ama oradan da bir gevşeme olursa yani 138'in görülmesi çok beklenmedik. 130'luk 140 diyelim biz onu. 140 civarının görülmesi çok beklenmedik bir hareket de olmaz. Tabii 200 günün kırılmaması en nihayetinde uzun vadeciler için tercihtir. Yani 200 gün üstünde yer alan bir hisse uzun vadede boğa piyasasında denebilir kırmadıktan sonra. O yüzden bu 140 civarlarına yani belki ekstra bir dikkat edebilir de bu şey var tabii yani 200 günlerde böyle diyorum ya hep söylüyorum küt diye kırılmazlar yani öyle hemen kırılmazlar. Ya çünkü bir de şu da var yani Türkiye enflasyonist bir ülke yani enflasyon var Türkiye'de. Bu Amerika'da olsa kırılır. Japonya'da zaten rezil olur. O ayrı konu. Avrupa borsalarında kırılır belki rahatlıkla ama 200 günün altında çok kalmaz hisseler Türkiye'de. Diyorum ya enflasyon. Yani enflasyonist olduğunuz için borsa da etkileniyor enflasyonda. O da yukarı doğru etkileniyor. Ki son 10 yılın enflasyonu da kapatamadı daha. O da ayrı bir konu. Baktığınız zaman ne kadar kapattı o da tartışılır. Belki hisse bazında falan. Baktığınız zaman RSI 38 sevimli bir alanda değil. MACD zaten kırmızıyı koymuş. Bugün tuzu biber oldu zaten bu iş. Borsanın bugünkü halde. Bu gösterge negatif. Saatlik RSI'ni merak ettim. Bu düşüş pek çok hissede dibe yanaştırdı saatlikleri. Burada da yani 27 RSI'ye gelmiş saatlik. Genellikle bir tepki alanıdır. 27 RSI. Şöyle geri doğru göstereyim. Yani çok açamam zaten saatlikte de. En azından son bir yıla baktığınız zaman. Yani böyle ara ara çok büyük dalgalar. Ekim 2 Aralık yine baktığınız zaman 29-28 Ocak civarları yani şöyle çok büyük bir dalga olursa 15 RSI'ye kadar düşüyor saatlik ama oradan sonra ama iyi ama kötü ama az ama çok bir tepki geliyor. Yani bu tepkiler dönüş anlamında değil yani bu günlükte sizi buradaki tepki yükseliş trendine sokmaz ama yani kafanızda bir strateji varsa onu uygulamanıza yardımcı olur. İyi kötü baktığınız zaman 5-10 lira bir şey olur katkısı olur genelde yukarı doğru. Söylenebilecek başka bir şey Ford için yok. Özel bir mum formasyonu yok. Tepeden yani 50 günün altında ortalamaların altında bir bozulma var maalesef ve o bozulma hala da devam ediyor. Biz yukarıda mutlaka 50 gün kırılmalıydı burada. Yani bu ben video yaptıktan sonra mı değdi 50 güne tam hatırlamıyorum ama şöyle göstereyim yani 50 güne temas ve gevşeme o kadar sık görülen bir şey ki yani onun için 50 günlere gelirken genellikle dikkat etmek gerekiyor. Herkese iyi akşamlar.